Huri kara gözlü kadın demektir. Geniş gözlü ve gözünün akı bembeyaz, karası simsiyah olan kadınları anlatmak için kullanılmaktadır. Allah Teala'nın cennette müminlere ikram edeceği kadınlara Kur'an-ı Kerim'de Hurin adı verilmekte. İyi müminlerin cennette güzel bahçelerde, pınar başlarında eğlenecekleri, çeşit çeşit ipekler giyip karşılıklı oturacakları ve ceylan gözlü hurilerle evlenecekleri ifade edilmektedir. Hurilerin en belirgin özellikleri evlenecekleri erkek dışında kendilerine hiçbir insan eli değmemiş olmasıdır. Bir diğer özellikleri de eşlerinden başkasıyla ilgilenmemeleri. Onların istek ve arzuları dışında bir şey yapmamalardır. İşte bu sebeple kocalarını inciten kadınların kaba davranışları onları üzmekte ve bu kadınlara hadiste ifade edildiği şekilde seslenmeye mecbur kalmaktadırlar. Muaz bin Cebel radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. Dünyada bir kadın kocasını üzerse o kimsenin hurilerden olan hanımı o kadına şöyle seslenir. Ahiretten seslenir ama o hanım dünyada bunu tabi duymaz. Allah canını alsın. Üzme onu. O senin yanında şimdilik misafirdir. Yakında senden ayrılıp bize kavuşacaktır. Allah ahiret ayrılığı vermesin. Diye çok güzel bir dua var bizim Anadolu'muzda. Demek ki kadın kötüyse Ahirette kocasıyla beraber olamayacaksa, Huri öyle sesleniyor diyor ki Allah cennet alsın. Sen bu bizim kocamızı, eşimizi niye üzüyorsun? O senin yanında şimdilik misafir, emanet. Az sonra senden ayrılıp bize kavuşacak diye seslenir diyor.